Merhabalar arkadaşlar. Güzel bir cumartesi gününden. Bugün Sanko pazarlama hissesini inceleyeceğiz. Şimdi ilk önce ben bir yasal uyarıyı yapayım. Çünkü bu önemli. Hemen 2 dakika değil, tabii 10 saniyede. Yasal uyarı. Burada anlatılan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al sat tut tavsiyesi verilmemektedir. Yani arkadaşlar burada biz eğitim videosu çekiyoruz. Yani al tut tavsiyesi kimseye vermiyoruz. Evet arkadaşlar, benim bu hafta için biraz takip ettim. Tabi borsada takip ettiğim bazı hisseler var. Onları da ufak ufak buradan videolarını çekeceğim. Ama benim gözüme takılan bir Sanko var. Büyük bir firmamız, tekstil firmamız. Yani bakın burada tekstil işletmeleri, dokuma işletmeleri, pazarlamada Sanko havlusu var. Enerji, çimento, inşaat, ambalaj, gayrimenkul. Yani çok sektörde, bir aşağı yukarı 12 sektörde bağlantıları var. Hayır, evet 11 sektörde, pardon. 11 sektör, yaklaşık 14 bin çalışanıyla Sanko Pazarlama Holding, Sanko Holding. Yani çok güzel bir hissemiz. Şimdi ben bunu, bir de arkadaşlar bunun bilançosuna bir göz atalım. Bilançoları da bakalım. Şimdi bilançolara baktığımız zaman arkadaşlar, Sanko'yu ben ucuz bulduğum hisse olduğu için aldım arkadaşlar. Büyüme potansiyeli olabilecek bir hisse. Bakın, halka açıklığı %9, çok küçük bir halka açıklığı var. Buradaki fiyat eski fiyat, yani hemen hemen 8.05, en son bir ay önceydi herhalde. Şimdi bakalım, öz sermaye karlılığı 18 net, çok güzel. Temettü biraz 0.74 az, ama temettü verimi her zaman iyidir arkadaşlar. Temettü veren hisseleri her zaman sağlam hisselerdi arkadaşlar. Çünkü kazancını dağıtıyor. Yani bu güzel bir şey. Şimdi net büyüme öne bakalım. 1204. Yani çok net kar büyüme oranı çok yüksek. Yani bayağı güzel. Yani baktığınız zaman 1200. Güzel bir büyüme oranı var. Net kar marjı da 7.17. Yani hissemiz güzel. Büyüme olarak çok güzel. Zaten büyük bir firmamız. Şimdi arkadaşlar hisselerde bak, ilk önce incelemeye baktığınız zaman ilk önce gelin scorecard'tan inceleyin. Ben inceliyorum kendim. Siz de inceleyin. Bakın, yani hisseleri böyle tavan tavan yapıyor diye almayın. Yani hisse sağlamsa alın. İnceleyin. Bakın bilançolarına. Sağlamsa alın. Yani tavan tavan gidiyor diye hisse almayın. Yoksa düşüşe geçtiği zaman da önüne geçemezsin. Şimdi PD'si 2.92. Güzel. Çok da pahalı değil. Yani güzel bir hisse. Şimdi bakalım net satışlardaki karlarına. Bu 2029'un yani 233 gelmiş. Çok bir güzel bir gelmiş. Evet, bakın 6. ayda 135 gelmiş. Pandemiye girmeden önce de 235 güzel gelmiş. Yani bu hissenin zaten 200'ün altına düşmüş. Bakın zaten 2016'da bile 242'ymiş. Yani hisse hemen hemen normal seyrinde gidiyor. Yani ne aşağı ne yukarı. Öz kaynaklara bakalım arkadaşlar. Ben öncelikle bazı hisselerde, büyük hisselerimde zaten öz kaynaklar önemli. Öz kaynaklara bakıyoruz. Öz kaynakların yerinde duruyor mu? Veya eksilme var mı? Yükselme var mı? Şimdi bunun da öz kaynakları 353 olmuş. Bakın bu son 3 aylık bilançoda. Geçen 3 ayda 337'ymiş. Bakın hep üstüne koymuş. Çok güzel. Çok güzel bir yükselişleri var öz kaynaklarında. Şimdi bakalım buradaki brüt karlarına. Brüt karlarında bir düşüş var. Yıllandırılmışlarda da fena değil. Brüt karlarında bir düşüş var. Ama bu demek değildir kar etmeyecek. Yani şu anda pandemi dolayısıyla, tabii bu şirketimiz 11 sektörde, iplik, inşaat, yani çok yelpazesiz geniş arkadaşlar. Onun için bakın ön sermaye karlılığı çok güzel gelmiş. 18 çok güzel. Bakın diğer aylara bakın, çok düşük. Bu son bilançoda çok güzel gelmiş. Aslında bunun gitmesi lazım. Yani buralarda 8, en son kaç para bakalım. Şimdi tekniğine bakalım arkadaşlar. Bu hissenin gitmesi lazım. Bakın 9.80'e düşmüş. En son 10.60'a çıkmış 23 Aralık'ta. Sonra bir geri düşmüş tabi. Yani bir tabi geri çekilmesi olmuş ama bayağı bir geri çekilmesi olmuş. 7 Ocağı kadar 8.89'a kadar gelmiş. Hatta burada 8.73'ü var 14 Ocak'ta. Sonra bir daha çıkış yapmış 9.60'a. Bir daha düşmüş. Bir daha çıkmış. En son çıkış işte 9.80. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman altta destek olarak 8.17 ile 9.80 arasında gidip gelen bir hisse. Yani baktığınız zaman geçmiş
dönemlerine bakalım. En 3.41'den başlamış. Bakın 19 Mart'ta, Mart'ta başlamış. Mart'ta bir rally yapmış. 7'lere kadar çıkmış. Yani ta Mart'ın 20'sinden Mayıs'ın 20'sine kadar bir ayda 7 liraya gelmiş. 7,5 liraya gelmiş ise. Yani sen daha da burada daha da güzel şeyi var bakın. Ne zamanmış bu? 2019'un Ekim ayında 2 liradan 7 liraya çıkmış. Yani hissemiz güzel. Şu andaki fiyatı da güzel arkadaşlar. Tam alınacak yerde. Hani biraz daha aşağı salabilir. Bizim dediğim gibi işte burada desteği 7, 8, 14. Ve burada bir tane daha desteği var. O da 8.90. 8.90'a kadar gerileme gelme ihtimali var. Ama yukarıda ben her zaman söylüyorum size. Yukarıda benim öngördüğüm fiyat kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. 13 lira arkadaşlar. 13 liraya kadar kısa vadede 13 lira diyorum. Yani ben bu hisseden uzun vadede daha da güzel yerlere gelecektir. Şu anda alıp elinizde tutup yani yatırım amaçlı 3-4 ay sonra bu hisse bilemedi 5 yani 15-16 lira da gelebilir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Şimdi ben burada incelemeye aldığım zaman burada güzel bir direnç yapmış 10.30'da. Zaten 10.30'u gördü. 10.30'u gördü. Hatta 10.60'ı 10.70'e kadar çıkmıştı biliyorsunuz. En son 26 en son ne zaman çıkmış? Evet, 8 Ocak'ta çıkmış. 8 Ocak'ta çıkmış. Oraları görmüş. Sonra bir daha geri çekilme olmuş. Şu anda güzel yerde. Dediğim gibi aşağılarda bir çekilmesi olabilir. Bakın burada 9.50'lere hatta 8.90'lara kadar çekilmesi olabilir arkadaşlar. Buradan da alır gidebilir. Yani 8.90'a kadar bekleyebilir. En kötü seviyesi de burada 8.10. En kötü seviyesi 8'e kadar gelme ihtimali var. Ama biz oraları öngörmediğimiz için şuralar 8.80'ler aşağıda destek. Yani 8.80'e kadar inme ihtimali var. Oradan alıp götürebilirler. Yani bu hissenin yukarıda direnci 10.33. 10.33'ü kırdığı halde takdirde artık 10.33'ü kırdığı zaman yukarıda 10.60 görünüyor. 10.60'ı da yani 10.33-10.60 arası geçtiği takdirde yukarılarda 12'leri zorlayacaktır. Yani burada 11-15'ler hedef olacaktır. Kısa vadede 11-15 hedef olarak görünüyor Sanko pazarlama ithalat ihracat şirketimizde. Yani benim dediğim gibi bu ay sonu Şubat ortaları gibi 13 lira hedefim var yukarıda. Çok uzun var orta vadede 13 lira, kısa vadede 11 lira. Ama uzun vadede tabii bu hisse daha da iyi yerlere gelecektir arkadaşlar. Kesinlikle burada anlatıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle burada yatırım tavsiyesi vermiyoruz kimseye. Portföy danışmanlığı da yapmıyoruz. Yani burada kendi görüşümüzü söylüyoruz. Kendi bilgilerimizi, öngörülerimizi söylüyoruz. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıda yorumda atabilirsiniz. Yorumlara da mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyorum. Yorumlamaya çalışıyorum. Cumartesi pazarda genel değerlendirme yapacağım. O videoyu da atacağım. Herkese bol kazançlar, iyi hafta sonları diliyorum.